Merhaba sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yeni bir üniteye başlangıç yapıyoruz. Dördüncü ünitemiz olan ülkemizde nüfus ünitesine bugün başlayacağız. Ve ilk konusu olan yeryüzünde yaşam konusuna bugünkü dersimizde beraber bir başlangıç yapacağız. Bu ünitemizin konularına şöyle genel hatlarıyla bakacak olursak, ünitemizde ülkemizde bulunan nüfus yoğunluğu, ülkemizde nüfusun meydana getirdiği perspektifler ve göçlerin sebepleri, göçlerin sonuçları bu ünitemizin konuları arasında. Şimdi bugünkü konumuz olan yeryüzünde yaşam konusuna şöyle hep beraber bir başlangıç yapalım. Değerli arkadaşlar, burada iki tane resim çıkıyor bizim karşımıza. Şöyle biraz ben kenara çekileyim ve hepimiz resimleri, fotoğrafları daha detaylı olarak görelim. Birinde son derece işte güzel bir kar manzarası eşliğinde bir köy yaşamı. Kerpiç evler, karla kaplı caddeler, kar içerisinde oynayan çocuklar var. Yan tarafta da muhteşem bir boğaz manzarası. Güzel şehrimiz İstanbul'dan bir resim, bir fotoğraf. Çok güzel işte Boğaz Köprüsü, arkasında büyük binalar, parlak şehir ışıkları var. Peki, şimdi burada üstte de bir soru var bize, bir soru soruluyor. Hangisinde imkanlar daha caziptir? Hangisinde yaşam daha kolaydır? Daha fazla iş imkanı vardır, daha fazla eğitim imkanı vardır? Burada cevabımız çok basit. Elbette ki İstanbul'un olduğu resim, fotoğraf bize daha cazip imkanlar sunar, daha güzel imkanlar sunar. Köy resmi de gerçekten çok güzel ama burada eğitim olanakları da, iş imkanlarının da son derece kısıtlı olduğunu biliriz. İşte değerli arkadaşlar, insanlar tarih öncesi çağlardan bugüne yerleşim yerlerini tespit ederken şartları kendilerine uygun olan alanları tercih etmişler. İlk olarak insanların tarih öncesi çağlarda mağaralarda yerleşim gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Bu mağaralara bir örnek İspanya'dan Altamira mağarası. Bu mağara içerisinde bulunan mağaranın tavanında bulunan, sizler de resimlerde detaylı olarak görebiliyorsunuz, bakın bu resimde, bu fotoğrafta çeşitli resimler var, kendilerinin çizdikleri parlak kırmızı renklerle çizmişler. Avladıkları hayvanları işaret ediyorlar burada veya işte avlamayı ümit ettikleri büyük av hayvanlarını çiziyorlar mağaraya. Bir tür av büyüsü de olabileceğini de söylüyorlar bu Altamira mağarasındaki resimlerin. Burası insanların tarih öncesi çağlarda yaşam sürdürdükleri mağaralardan biri. İnsanlar hayvanları evcilleştirdikten, yavaş yavaş tarım faaliyetlerine geçtikten sonra yeryüzünde kendilerine farklı yerleşim yerleri de arama serüvenine başlamışlar. Ama yerleşim alanı tespit ederken elbette ki insanların özel kriterleri var. Hayatta kalmaları için gerekli olan kriterleri var. Biraz sonra bahsedeceğim bu kriterlere bağlı olarak dünyanın İlk uygarlıklarının yerleştiği yerlere örnek olarak bu arkamdaki haritayı gösterebiliriz. Mesela Çin uygarlığının yaşadığı yer, Hint uygarlığının yaşadığı yer, işte Akdeniz uygarlıklarının yaşadığı yer, Mezopotamya uygarlıklarının yaşadığı yer. Yine hemen baktığımız zaman Amerika kıtasında Mayalar, Aztekler ve İnkaların yaşadığı bölgeler. Buralar dünyada yerleşim gerçekleştirmiş olan İlk uygarlıkların alanları. Değerli arkadaşlar, ilk olarak insanların bir bölgeyi kendilerine yerleşim yeri olarak tercih etmelerinde en önemli şey, olmazsa olmaz, insanın hayatını sürdürmesi için kesinlikle şart olan şey su ve hemen akabinde verimli topraklar. Neden? Çünkü su olmadan insan yaşamından bizim bahsetmemizin imkanı yok. Verimli topraklar da yine bireylerin yerleşim yeri tercih etmelerinde
en önde gelen tercih sebeplerinden biridir. Çünkü insanlar tarımı öğrendikten sonra, ekip biçmeyi öğrendikten sonra kendilerinin geçimlerini sağlayacakları, karınlarını doyurabilecekleri, hatta sonraki dönemlerde ticaretini yaparak para kazanacakları tarım alanlarını işte bu verimli ve sulanabilir topraklardan seçmişler. Arkamdaki resimde gördüğünüz Nil Havzası işte bu tarih öncesi dönemlerde insan yaşamına ev sahipliği yapmış en eski yerleşim yerlerinden biri olan Nil Havzası bu duruma en güzel örneklerden biridir. Hem sulama imkanı var hem de verimli topraklar var. Yani insanların yerleşim yeri halinde kullanmaları için çok ideal bir örnektir. Yine insanların yerleşim yeri tercih etmelerinde özür dilerim. Yerleşim yeri tercih etmelerinde bir başka önemli faktör de güvenlik. Savaşların çok sıklıkla yaşandığı eski dönemlerde insanlar güvenliklerini sağlayabilecekleri müstahkem mevkileri kendilerine yerleşim alanı olarak tercih etmişler. Burada arkamdaki fotoğrafta Çin Luoyang şehrinden bir fotoğraf görüyoruz. Burada bir alıntı görüyoruz ve burada sarp kayaların üzerine inşa edilmiş olan bu yerleşim yerinin güvenlik anlamında son derece kendini garantiye almış olan bir bölge olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bir başka sebep, yerleşim yerlerinin tercih edilmesindeki bir başka sebep de inançtır. Arkadaşlar, arkamda Mekke şehrine ait bir resim görmekteyiz. Mekke biliyorsunuz İslam dininin dini ibadet merkezi olan Kabe'ye ev sahipliği yapar Mekke şehri. Bugün Suudi Arabistan ülkesinin sınırları içerisinde bulunur Mekke. Ve Mekke çok eski dönemlerden beridir. Yani İslamiyet'in doğuşundan çok önceki zamanlardan beri Kabe'den dolayı bir ibadet merkeziydi ve insanlar bu ibadet merkezine yakın olabilmek için Mekke kentini yerleşim yeri olarak sıklıkla tercih ediyorlardı. Sadece ibadete yakın olmak anlamında düşünmeyelim bunu. Oraya, o bölgeye ibadet etmek için gelen insanlar vasıtasıyla para kazanabilecekleri sektörler de burada Mekke kentinde gelişmişti ve insanlar inanç turizminden para kazanabilecekleri özel imkanlar bulabiliyorlardı bu kentte. Dolayısıyla Mekke eski dönemlerden beri insanların yerleşim yeri olarak kullandıkları çok popüler bir nokta ola gelmiştir. Bir başka sebep, insanların yerleşim yeri olarak tercih etmelerindeki bir başka sebep ticarettir. Arkamda Suriye'den, tabii maalesef çok eskilerde kalmış bir fotoğraf görüyoruz. Suriye'nin Halep kentine ait bir fotoğraf bu. Ve burada Halep'in ticaret anlamında çok gelişmiş bir kent olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmişlik durumu, yani ticaretin çok yapılıyor olması, İş sektörünün, ticaret sektörünün bir meslek alanı olarak ön plana çıkması ve insanlara bu doğrultuda para kazandırıyor olması, Halep'in insanlar tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır değerli arkadaşlar. Evet, yine burada ülkemizden bir örnek çıkıyor karşımıza değerli arkadaşlar. Maden kaynaklarının olduğu, madencilik faktörünün, sektörünün gelişmiş olduğu bölgelerde de insanlar yerleşim yeri olarak buraların çok fazla tercih ettiklerini ve nüfus yoğunluğunun da diğer şehirlere, çevre şehirlere nazaran arttığını söyleyebiliriz. Bizim ülkemizde de pek çok noktada maden sanayinin, maden çıkarılmasının, maden endüstrisinin gelişmesine bağlı olarak nüfus yoğunluğunun arttığını söyleyebiliriz. Buna verilebilecek en güzel örneklerden biri de Zonguldak'tır değerli arkadaşlar. Zonguldak taş kömürü madenlerinin bulunduğu ve bu madenlerin çıkarıldığı bir bölgedir. Dolayısıyla iş ihtiyacı, iş alanı çok geniştir.
çalışmaya ihtiyaç duyan insanlar tarafından da madencilik sektörü sıklıkla tercih edilen bir yerdir. Dolayısıyla Zonguldak bölgesinde nüfusunun yoğun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen şöyle biraz yana kayalım ve Anadolu'da ilk yerleşim yerlerini şöyle bir görelim. Değerli arkadaşlar, Anadolu'da ve diğer dünyanın diğer noktalarında az önce saydığımız sebeplerden kaynaklı, yani toparlayacak olursam, su kaynaklarına yakınlık, verimli tarım alanları, maden kaynakları, ticaretin yapıldığı yollara yakınlık, inanç merkezlerine yakınlık gibi sebeplerle insanlar çeşitli noktaları kendilerine yerleşim yeri olarak belirlemişler. Ve arkamdaki Türkiye haritasında gördüğünüz gibi insanlar buralarda ilk yerleşim yerlerini oluşturmuş. Baktığımız zaman Çayönü, Aslantepe, Alacahöyük, hemen çok iyi tanıdığımız dünyanın en eski yerleşim yeri Göbekli Tepe, bilinen en eski Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Hacılar, Limantepe ve Ilıpınar'ı yerleşim yerlerini görüyoruz. Ve bunlardan bir örnek Konya Çatalhöyük. Değerli arkadaşlar, burada bir animasyon olarak oluşturulmuş olan tahminlerle, arkeologların çalışmasıyla yer altında yaptıkları kazılar neticesinde tasarladıkları Çatalhöyük yerleşimi, işte bu arkamda gördüğünüz gibi çok merdiven olduğunu görüyoruz mesela burada bu resimde. Neden? Çünkü değerli arkadaşlar, bu evlerin bir kapısı yok. Bizim bildiğimiz anlamda bir kapısı yok. Kapılar çatıda. Merdiveni koyarak çatıya çakıyorlar, çatıdan içeriye giriyorlar ve girdikten sonra da merdivenlerini geri alarak bu şekilde kendilerini hem vahşi hayvan saldırılarından hem de işte düşman kabilelerin saldırılarından koruma imkanı buluyorlardı. İşte Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerinden biri olan Konya Çatalhöyük'teki yapıya bir örnek resimdir bu. Ve hemen ülkemizden sonra geliyoruz dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerine. Baktığımız zaman değerli arkadaşlar, burada Uzak Doğu diye adlandırdığımız işte Çin, Japonya, Hindistan'ın kıyı kesimlerini görüyoruz yoğun nüfuslu. Afrika kıtasında Nil Vadisi'ni görüyoruz. Yine Afrika kıtasında Gine Körfezi'ni görüyoruz yoğun nüfuslu alanlar arasında. Hemen yukarıya çıktığımız zaman Avrupa'yı görüyoruz. Yine Batı Avrupa'nın tamamını neredeyse yoğun nüfuslu olarak adlandırabileceğimiz şekilde görüyoruz ve Amerika kıtasının, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyıları ve Güney Amerika'nın da doğu kıyılarının yoğun nüfuslu yerler olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Peki bir de seyrek nüfuslu olan yerlere bakalım. Seyrek nüfuslu olanlar diğerinden, yoğun nüfuslu olandan biraz daha fazla. Avustralya kıtası neredeyse tamamı, Rusya'nın kuzeyi, Orta Asya çölleri, yine bakın Afrika kıtasının kuzeyinde bulunan Büyük Sahra Çölü, hemen Güney Amerika'da Amazon Havzası, Kanada'nın kuzey kesimleri. İşte bütün bu gördüklerimiz, hemen bir önceki slayta döneceğim. Bütün bu gördüklerimiz az nüfuslu, seyrek nüfuslu yerler. Bakın, dersimizin başında anlattık. Nüfusun yoğun olmasının sebeplerini söyledik. İşte verimli tarım arazileri, su kaynakları, uygun iklim, ticaret yollarına yakınlık gibi. Buraların seyrek olmasının sebepleri de bunlar. Yani bunların olmaması. Mesela Orta Asya çölleri, uygun bir iklim yok. Su kaynakları nadir, verimli tarım arazisi çok az. Dolayısıyla insanlar buraları yerleşim yeri olarak tercih etmemişler. Rusya'nın kuzey kesimlerine bakıyoruz. Uygun bir iklim olduğunu düşünebilir miyiz buralarda? Çok kutba yakın paraleller, yüksek paraleller var buralarda. Dolayısıyla iklim olarak da çok sert olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla buralar seyrek nüfuslu yerlerdir. Dünyada sanayinin geliştiği noktaları gösteren bir harita var arkamda. Sanayinin geliştiği yerler aynı zamanda az önce gösterdiğimiz nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Çünkü sanayi insanların geçimlerini sağlayacakları çok önemli bir
sektördür değerli arkadaşlar. Ve bu haritada da ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren bir harita. Aynen işte nüfus yoğunluğuyla birebir örtüşür deriz biz bunun içinde. Gelişmiş ülkeler mavi ile gösteriliyor. Gelişmekte olan ülkeler sarıyla gösteriliyor. Bakın büyük bir çoğunluğu bizim ülkemizin de içerisinde bulunduğu ülkeler grubunun neredeyse tamamına yakının sarı olduğunu görüyoruz. Afrika ülkeleri ve Asya'da birkaç ülkenin kahverengi az gelişmiş ülkeler arasına girdiğini görüyoruz. Bir de insan yaşamının olmadığı işte bölgelerinde deriz girişinin olmadığını görüyoruz. Eğitimsel gelişmişlik haritasının da arkadaşlar az önce gördüğümüz ekonomik anlamda gelişmişlik haritasıyla neredeyse aynı olduğunun farkındayız. Rengin koyudan açığa doğru gidildikçe eğitim gelişmişliğinin de düştüğünü maalesef üzülerek görüyoruz. Bu haritada bu şekilde. Dünyada var olan maden kaynakları haritasıdır bu da. Yine maden kaynaklarının varlığı da o ülkelerdeki nüfus yoğunluğunu bize gösteren önemli donelerdendir değerli arkadaşlar. 2025 yılında dünya genelinde su kaynaklarının durumunu gösteren ihtimalen tabii ki tasarlanmış bir harita var arkamda. Su kaynaklarının yeterli olduğu yerler mavi ile, su kaynaklarının yetersiz olduğu yerler sarıyla, kıt olan yerler de burada alttaki lejanta dikkatli bakarsanız eğer bunu incelemek isterseniz videoyu durdurarak lütfen bakın. Turuncuyla gösterilmiş yoksulluğa bağlı su kıtlığı olduğunu söylüyor. Kaynaklara ulaşılamaması yani yer altından su çıkarılmasının da elbette ki bir bedeli var ve bunu karşılayacak, finanse edecek devletlerinin gücü olmayan yerler doğal olarak işte özellikle karşımıza çıkan Afrika kıtasındaki ülkeler oluyor. Buralarda da su kıtlığının olduğunu görüyoruz. Bakın kırmızıyla işaretlenmiş. Hemen bizim ülkemizin olduğu bölgeye bakalım. Karadeniz kıyılarının su kaynaklarının yeterli şekilde işaretlendiğini görüyoruz. Trakya'da da küçük bir bölgemiz var. Geri kalan yerlerimiz maalesef su kaynakları kıt şekilde işaretlenmiş. Bakın bu bugünden 5 yıl sonrasına ait bir harita. Her zaman belirtiyoruz, her zaman bahsediyoruz. Su kaynaklarımız sonsuz değil, sınırsız değil. Su kaynaklarımıza sahip çıkmamız gerek. Sadece ben tek başıma aldığım önlemlerle ne yapabilirim diye düşünmeyin. Bu bireysel bir sorumluluktur. İyi vatandaş olmanın, sorumlu vatandaş olmanın en temel gereklerinden biridir kaynaklarımıza, doğal kaynaklarımıza sahip çıkmak. Su bizim için çok büyük bir nimettir. Bugün bizler çok rahat rahat o dişimizi fırçalarken muslukları akıtır, işte bulaşıkları çok titiz kadın olacağız diye, titiz insan olacağız diye lavaboda saatlerce yıkayıp pırıl pırıl yaptıktan sonra makineye koyarsak, suyumuzu israf edersek değerli arkadaşlar, bizden sonra gelecek olan nesiller maalesef bırakın duş almayı, banyo yapmayı, ellerini yüzlerini yıkayacak suyu bulamayacaklar. Bu yüzden su kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız. Su tüketimimizi minimuma indirmeliyiz. Bunun için her birimiz kendi evimizde farklı uygulamalar geliştirebiliriz diye düşünüyorum ve size bu konuda çocuklara çok güveniyorum. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde yeni bir konuyla yine karşınızda olacağız. O zamana kadar hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.